Türkiye'nin çam balı üretiminin büyük oranını karşılayan Marmaris, uluslararası platformda farkındalık oluşturmak ve Marmaris çam balını markalaştırmak adına Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan başvuru sonucu coğrafi işaretine kavuştu. İçerdiği değerli besin maddeleri ve eşsiz tadı sayesinde benzerlerinden ayrılabilen dünyanın en kaliteli çam balı olarak gösterilen Marmaris çam balı, sahip olduğu coğrafi işaret sayesinde yerel ve uluslararası platformlarda Marmaris tanıtımına büyük katkı sağlayacak. 2017 yılında başvurusu yapılan Marmaris çam balının coğrafi işaret belgesini alması adına düzenlenen toplantıda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Nurgül Candan, Marmaris İlçe Tarım Müdürü Necmettin Kaya, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Türeyenler ve patent firması görevlileri basın mensuplarına ve oda üyelerine bilgiler verdi. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, bildiğiniz üzere uzun yıllardır çam balımızın tescili için Marmaris Ticaret Odası olarak yoğun uğraş veriyorduk dedi. Marmaris üretimi yüzyıllardır babadan oğula geçerek devam eden ve bugün 700'e yakın kayıtlı aracımızla yaklaşık 165 bin kovanla ve senede 3 bin ton civarı ürettiği Marmaris bizim en önemli ürünü olan çam balımızın coğrafi işaret tanıtım toplantısı için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun yıllardır çam balımızın tescili için Marmaris Ticaret Odası olarak yoğun uğraş veriyoruz. 2017 yılı Ocak ayında başvurduğumuz Marmaris çam balı coğrafi işareti nihayet 6 Kasım 2019 tarihinde Marmaris Ticaret Odası adına tescil edildi. 2007 yılında başvurusu yapılan Muğla çam balı coğrafi işaretine dahil edilmek istenen Marmaris ve köylerinde üretilen balımız 2009 yılında odamız eski başkanı değerli büyüğüm Sayın Mehmet Baysal ve o dönemki yönetim kurulu ve meclis üyelerinin itirazları ile Muğla Çambalı coğrafi işaret kapsamından çıkarılmış ve daha sonra içerdiği kendine özgü kıvamı, kokusu, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanarak ve bu özellikleriyle diğer çam ballarından ayrıştığı ortaya konularak Marmaris adına tescil edilmiştir. Muğla çam balının coğrafi işareti varken Marmaris çam balını ayıran özellikler nedir diye sorulan soru üzerine patent firması görevlisi şunları söyledi. Marmaris çam balı ile Muğla çam balını ayıran en önemli özellik bölgesel ayrımda. Bu bölgedeki ağaçlarda yaşayan böceklerin bu ılıman iklim ve bu coğrafyada yaşaması. Muğla'nın diğer ilçelerinde aynı ılıman iklim vesaire olmadığı için buradaki ayrım öncelikle buradan başlıyor. Kızılçamlar'da yaşayan bu pamuklu köşniş toplum içinde Basra böceği diye bilinen böceğin bu bölgedeki hareketlerinden sonra oluşturduğu enzimlerin arılar tarafından alınarak bala dönüştürülmesi dolayısıyla bu bölge ayrılıyor. Yani Muğla'nın diğer bölgelerindeki çam ballarıyla Marmaris çam balını ayıran en önemli özellik bu. Yani süreçler dosyanın gidişatına, raporların, analizlerin dosya takibine göre değişiyor. Bu dosya güzel bir sürede sonuçlandı bize göre. 2 senelik bir süre bir coğrafi işaret için hızlı sayılır. 8-10 sene süren bir coğrafi işaret dosyaları da var. Hani ortalama periyotlarda 3-3,5 senede sonuçlanan dosyalar ortalama bir süreçtir. Ama Marmaris Çambalı için her şey çok güzel ilerledi. Üründe kendine has bir ürün olması da avantaj sağladı bize diyelim. 2 sene gibi bir sürede bu dosyanın tümüyle sonuçlandı ve belgeye kavuştuk. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Kaya, aynı bölge içerisinde aynı türden olan ürünlerde farklılık tespit edildiyse coğrafi işaret başvurusu yapılabilir ve tesciline alınabilir dedi. Marmaris'te 700'e yakın kayıtlı arıcı ve yaklaşık 165 bin kovanla senede 3 bin ton civarı çam balı üretiliyor. Marmaris'te dedelerinden kalan arıcılık ve balcılık mesleğini devam ettiren Gökhan Kemal ise şunları söyledi. Marmaris çam balı geçmişten günümüze bölgemize ciddi anlamda ekonomik değer katan bir ürünümüzdü. Bunu coğrafi işaret olarak Marmaris'e kazandırmamız üreticiler açısından ürününü daha iyi pazarlayabilme, satıcılar açısından da ürünün hem marka değerini hem de ürünün kıymeti açısından önemliydi. Bunu başardık.
Bundan sonra Çambalı'nı daha iyi insanlara tanıtabileceğiz. Çünkü Çambalı dünyada sadece ülkemizde büyük bir bölüm ülkemizde üretildiği için çok bilinen bir bal değildi. Artık bu balın da dünyada bilinir, tanınır bir ürün haline gelmesi için ciddi bir adımdı. Bundan sonra bu ürünü dünyada da tanıtır hale geleceğimize inanıyorum. Toplantı 3. dönem Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal'ın adına kızı Ece Baysal'a teşekkür plaketi sunumu ile sona erdi.